Merhabalar. Sayın Ayhan Demircan ile bugün beraberiz. 2018 yılı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü mezunlarımızdansınız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok mersi. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum hem farklı çalışmalarınız var mesleğinize dair hem de mevcutta şu an gördüğümüz gibi iş yeriniz var. Onun işleriyle meşgulsünüz. Bu arada da bize vakit ayırdığınız ve kabul ettiğiniz için de bu röportajımızı, sohbetimizi teşekkür ederek başlamak istiyorum ben. Ben teşekkür ederim. Şimdi Sayın Ayhan Demircan, hem Üsküdar Üniversitesi mezunusunuz. Üniversitemizde aynı zamanda öğretim görevliliği yapıyorsunuz ama yakın bir geçmişte de Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı seçildiniz. Bunun için de kutlayalım sizi. Biz şimdilik kabaca bu kadar sizi tanıyoruz ama sizi birazcık da sizden dinlesek, kendiniz hakkında neler söylemek istersiniz? Klasik bir tanıtma yapayım kendimle ilgili. 1973 doğumluyum. 21 yaşında bir oğlum var, evliyim. 86 yılından bu yana çalışıyorum bir fiil. 23 sene Sirkeci'de çalıştıktan sonra 2009 yılında kendi müessesemizi açmak kaydıyla Kule Optik Lens ve Medikal Ürünleri adlı bir şirketimiz var. Ortağım Murat Akın'la birlikte 2009 yılından beri de mesleğimi yapıyorum kendi iş yerimizde. Süper. 2018 yılında bizim mezunumuz oldunuz. Üsküdar Üniversitesi mezunumuz oldunuz. Optisyenlik bölümü. Anladığım kadarıyla önce zaten mesleğin içindeyken bu bölümü okumaya karar verdiniz ama o sizi karara götüren sebebi biraz sorsam nasıl cevap verirsiniz? Ben şöyle bir düsturla hareket etmeyi seviyorum. Hangi işi yapıyorsanız yapın, en iyisini yapın. Evet, gözlükçüydüm. Yıllardır bu işi yapıyorum. 24 senedir bu mesleğin içerisindeyim. İşimi de iyi yapmaya özen gösteriyorum. Şimdi bunun en üst noktası neresi? Optisyenlik programından bu diplomayı almakla ilgili. O noktayı da tamamlamak istedim açıkçası. Çok da güzel oldu. Çok güzel insanlar tanıdım. Üsküdar Üniversitesi bu konuda, Üsküdarlıyım bu arada. Çengelköy'de oturuyorum. Üsküdar Üniversitesi'ne böyle bir bağımlılığım var açıkçası. Üsküdar Üniversitesi'nden de böyle bir eğitimsel anlamda katkı sağlamak için bir teklif gelince de hiç düşünmeden seve seve gelip bu işi yapabileceğimi ifade ettim. Süper. Ben çalışma alanlarına da biraz değinmek istiyorum ama önce hazır bu sorunun da alt başlığı olabileceğini düşündüğüm için şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi eğitimini almadan bir meslek sahibi olmak, bir de meslek sahibiyken sizin de düşündüğünüz gibi aynı zamanda o işin eğitimini almak. O iki farklı dünya, hani eğitimini almamış olsaydınız ne olurdu ama bu eğitim sizin iş hayatınıza neler kattı gibi bir soru sorsam. Şöyle, bu aslında hani alaylı ve okullu diye bir tabir vardır ya, onu soruyorsunuz. Kesinlikle mesleğin içerisinde yoğrulmuş olmanın, yani olmanın vermiş olduğu avantajlarım çok oldu okurken. Bu tecrübeyi, bu bana avantaj sağlayan durumları ben benimle beraber okuyan arkadaşlarımla da paylaşma şansım oldu. Bu tip mesleklerde, aynı zamanda uygulama gerektiren mesleklerde mesleğin içerisinden alaylı birilerinin de o sınıf içerisinde, okul içerisinde diğer arkadaşlarıyla beraber olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlara hakikaten paylaşmayı seven, mesleğin içerisinde yoğrulmuş alaylı arkadaşların okullu olduğu takdirde diğer arkadaşlarına katkıları yadsınamaz. Benim açımdan önümü açan, mesela işte Optisyen Gözlükçüler Oda Başkanlığı'na gidebilmem için aslında bunun olması gerekiyordu ki 2016'da böyle bir hayal yoktu. Ama işte hani bu basamakları yavaş yavaş çıkıyorsunuz ya, yeni bir kapı açtı. O kapıdan girmek istedim. Bununla ilgili çalışmalarım oldu. Ben bu arada 2018 mezuniyetim sonrasında yine bilgi paylaşımı, yani bizde olanı, meslekte kazandığımız bilgiyi paylaşmak adına Türkiye genelinde yaklaşık 17 ya da 18 tane üniversiteye ayrı ayrı gittim. Oradaki optisyen kardeşlerimizle bilgi paylaşımları yaptık, tecrübe paylaşımları yaptık. Yarın mesleğe girdikleri takdirde nelerle karşılaşabilecekleri, neler yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgi paylaşımları yaptık. Bu paylaşımları yapmak bize dost kazanmak, onlardan aldığımız bilgileri kazanmak, arkadaş kazanmak anlamında da mesleki anlamda da çok değer kattı. Onun için ben hep şunu savunuyorum. Sizde olanı paylaştığınız takdirde mutlu oluyorsunuz. Verdiğin senindir düsturuyla hareket ediyorum. Onun için bizde olanı da vermeye, bu maddi manevi vermeye çalışıyorum. Bugüne kadar da bununla ilgili bir şey kaybetmedim. Güzel bir süreç var şu anda önümüzde. İnşallah o süreci de güzel bir şekilde tamamlarız. Süper. Biraz da teknik açıdan değerlendirebilirseniz Ayhan Bey, eğitimini aldıktan sonra yaptığınız işe bakış açınız, tekniksel anlamda soruyorum. Daha doğrusu farkındalık ya da bakış açısı farklılığı nasıl değerlendirirseniz. Öyle gözlemleriniz oldu mu? Şöyle, ben okul öncesinde de eğitime çok kıymet veriyordum. Bu arada hala okumaya devam ediyorum. Aynı zamanda parakende satış ve mağaza yönetimi bitirmek üzereyim. Bir tane dersim kaldı. Herhalde onu bu hafta var. Onu da vereceğim ve bitireceğim. Akabinde de işte yeni şeyler öğrenmek adına da okumaya devam ediyorum. Okul öncesinde de meslek içi eğitimler vardı. O meslek içi eğitimlere de katılıp aslında bununla ilgili çok bilgiler edinmiştim ama okulda işin tekniğinin yanında bilimsel parametrelerine de ulaştığınızda aslında yaptığınız işin kıymetini anlar hale geliyorsunuz. Yani bir işi yaparken o işe değer katmanın aslında sizin öğrendiklerinizle birlikte mümkün olduğunu görüyorsunuz. Sağlık mesleği aynı zamanda biz yaptığımız iş. Evet, işin moda tarafı var. Bir ticari tarafı var. Ama aynı zamanda çok önemli sağlıksal tarafı var. Yani biz aslında sağlık mesleğiyiz. Bununla ilgili de yaptığınız işin doğruluğunun ne kadar önemli olduğunu, yani yapacağınız hataların nelere mal olacağını görme şansına sahip oluyorsunuz bilimsel olarak. Bunları öğreniyorsunuz. Onları öğrendiğinizde de bilmeden yapmış olduğunuz hataların aslında nelere mal olduğunu, aslında ne kadar değerli ve kıymetli bir iş yaptığınızı görmüş oluyorsunuz. Olay bu. Onun için kıymetli olduğunu düşünüyorum. Farkındalığı artırıyor en azından tekniksel olan anlamda da. Bu anlamda da şunu söyleyebilirim. İşte benim bu adaylık süreci içerisinde 2006 yılında meslek içi, 2007 yılında meslek içi almıştım. Ondan sonra meslek içi eğitim yapılmadı. Yanlış hatırlamıyorsam bir yıl daha yapıldı. Ondan sonra hiç yapılmadı. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için başkan adaylığı süreci içerisindeki söylemlerinden bir tanesi şuydu. Meslek içi eğitimi mutlaka yapacağız biz bu sektörde. Meslek içi eğitimi kimlere yapacağız? Tabii ki üniversitelerde optisyenlik programında okuma şansı olan arkadaşlar gidiyorlar, okuyorlar ama okuma şansı olmayan o alaylı dediğimiz arkadaşların da yapmış olduğumuz işin, tekniğinin sağlık anlamında nelere mal olabileceği, insanlara sağlayacağı katkı ya da zarar anlamında nelere mal olabileceğini öğrendikleri takdirde onlar da işine değer katacaklar. Onun için onların da bu işin içerisinde onları aidiyet duygusuyla sahip olmaları bu anlamda, eğitimsel anlamda da değerli olduğunu düşünüyorum. Süper. Peki öncelikle anladığım kadarıyla geleceğe yönelik planlarınız da var. Bunlar için de bol şans dileyim şimdiden ben. Optisyenlik bölümü diplomasına sahip olan bir kişinin meslek hayatı nasıl ilerleyebilir diye bir soru sorsam. Çalışma alanları bir nevi. Daha önce bu mesleği yapmamış, işte liseden mezun olmuş, üniversitede optisyenlik programını seçmiş, okumuş olan birinden bahsediyorsak eğer ki muhtemelen sevmeli, aşık olmalı bu işe ve inanın bu programdan mezun olduktan sonra bu işi yapmaya gönüllü olursa sevmemesi de mümkün değil. Kesinlikle çok seveceği bir iş olacak. Bir annesi yaşında birinin, babası yaşında birinin belki evladı yaşında birinin bir gözlüğünü yaptığında o gözlüğü o gün o kişinin yüzüne taktığındaki mutluluğu, gördüğündeki iç huzuru, mutluluğu paraya pula değişemezsiniz yani. Onun için gerçekten severseniz bu işi mutlu olacağınız bir iş yapmış olursunuz ömrünüz boyunca. Çok temiz, pırıl pırıl bir işimiz var. Ama siz eğer emek sarf etmezseniz, öğrenmek için çaba sarf etmezseniz, sadece diplomayı alayım aman ne olursa olsun derseniz, o zaman almış olduğunuz diplomanın da yapacağınız işin de herhangi bir şekilde kendi müessesenizi de açsanız, herhangi bir yerde çalışıyor da olsanız göreceğiniz kıymet eş orantılı olacak. Yani kazanımlar da o yönde olacaktır sanırım. Öyle. Kıymet görmek istiyorsanız kıymet vermeniz gerekiyor işinize, mesleğinize. Ayhan Bey, cevap için çok teşekkürler. Bir sonraki sorum da şu şekilde olacak. Normalde mezun arkadaşlarımızla sohbet ederken kendilerinin iş arama süreçlerinden bahsederdik. O süreci birazcık irdelerdik ama size bugün işveren tarafından bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi bu bölümü bitirmiş arkadaşlarımız, iş arama sürecindeki arkadaşlarımız tabii ki biraz stresli bir döneme gireceklerdir ama siz hem alayla hem eğitimli olarak artık işe yıllarını vermiş bir kişi olarak personel alımı yapacak olsanız ne özelliklere dikkat edersiniz? Şöyle, ben arkadaşlara birçok üniversite gezdim dedim ya az önce. Hı hı. Bu tip sorular geliyor. Arkadaşlar hep şunu söylüyorum. Siz vermeden hiç kimse size bir şey vermez. Dolayısıyla siz önce kendinizi ispat etmelisiniz. Yani daha önce bir deneyiminiz yoksa, ilk gidip iş görüşmesi yaptığınız yerde bana kaç para maaş vereceksin gibi bir cümleyle başlarsanız işi görüşmesine antipatik olursunuz diyorum. Önce siz bu mesleği yapacaksınız. Bakın şu anda burada mı içeride? Bir tane stajyer olarak başlayan bir arkadaşım var. İsmini vermeyeceğim. Benim öğrencimdi. Stajyer olarak geldi. 20 gün stajını yapacak ve gidecek. Şimdi staj esnasında dahi öyle güzel bir adaptasyon yaşadı ki ben onu görüyorum. Onun yüzündeki, gözündeki heyecanı görüyorum. Arkadaşlarıma, benim müdür arkadaşıma dedim ki, söyle dedim, eğer çalışmak istiyorsa burada devam etsin çalışmaya. Bakın, para yok, pul yok. Normalde stajını yapacak ve gidecek. Eğer istiyorsa burada devam edebilir dedim ve bizim arkadaşımız olarak devam edecek. Yani siz önce kendinizi göstermelisiniz, kendinizi ispat etmelisiniz. Ha, bunu yaparken kötü niyetli işverenler olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ama aynı zamanda kötü niyetli çalışanlar da oluyor. Yani biz hep iyi düşüneceğiz, güzel düşüneceğiz. Önce kendimizi ispat edeceğiz. Bunu yaparken de işte bu donanıma sahip olabilmek için de kendinize güveninizin tam anlamıyla yerinde olabilmesi için hocalarınızı çok iyi dinlemeniz lazım. İşte bu laboratuvarlardaki eğitimlere, uygulama derslerine mutlaka katılmanız lazım. Araştırmanız lazım. Pandemi süreci içerisinde maalesef bu uygulama dersleri uzaktan oldu. Uzaktan oldu ama uzaktan çok güzel anlattık. Videolarla anlattık. Emin olun belki laboratuvar ortamında imkan olmayacak videolar çekerek anlattık. Öyle güzel anlattık ki ama bu videoları uzaktan olduğu için yaşadığım için söylüyorum. Ya tuşa basıp dinlemekten imtina eden arkadaşlarımız oldu. Öyle olunca bu sefer işte onun meslekle ilgili gelişimsel anlamda kendini geliştirebilmesi de mümkün hale gelmiyor. Sonra bir yere gittiği zaman da ben şimdi bana iş görüşmesine gelen birine, optisyen olmuş birine 2 tane soru soruyorum. O 2 tane sorudan çok basit sorular. 2 tane soruya doğru cevap veremezse benim onunla ilgili düşüncem negatif oluyor. Onun için o sorduğum sorulara cevap alabilmek için hocalarını çok iyi dinlemeliler ve merak etmeliler, sormalılar. Ellerinde o imkan var. Şimdi Üsküdar Üniversitesi'nde laboratuvarında yok yani benim mağazamda olmayan her şey var. Bir sürü fokometre, dijital fokometresi, manuel fokometresi, otomatik makinesi, her şey var. Yani teknik donanıma sahip olsa bile benim anladığım kadarıyla az önce söylediğiniz gibi bir de işin pazarlama boyutu var ki yanınızdaki stajyer arkadaştan örnek verdiniz. Evet, teknik donanıma sahip olabilir bilgisayar anlamda Ama hem ürünleri satabiliyor, hem bilgisini satabiliyor. Bir de kendisine iş arama sürecinde değilken bile kendi pazarlamasını da yapabilmiş. Yani ilgisi varmış. Bu da farklı bir boyut. Böyle o kişinin kendini ifade edebilmesi, karşı tarafı etkileyebilmesi geliştirilebilir bir şey. Aynı şekilde işin laboratuvar kısmı da geliştirilebilir bir şey. Siz buna ne kadar açıksınız? En önemli şey o zaten. Evet. İstekli olması. Sizin gelişmeniz için size bir şeyler anlatırken siz bunu ne kadar iyi dinliyorsunuz? Ne kadar oradan bir şeyler kapmaya çalışıyorsunuz? Yani ben bugün 24 senem geçmiş meslekte. Ben hala eğitimde diyorum. Oradan söylenecek olan cümlenin içerisinden bir tanesini kapabiliyorsam eğer ne mutlu bana diyorum yani. Dolayısıyla işte şunu söyleyeyim mesela laboratuvara çok emek vermiş, öğrenmiş, el işçiliği mükemmel ama satış kabiliyeti çok iyi değil. Problem yok. Geliştirilebilir. Siz eğer bir tanesini bunlardan ikisinden bir tanesini geliştirdiyseniz öbürünü de biz geliştiririz. Ama sen yine de kafa yormamışsın. Aman bana ne demişsin? Almışsın diplomanı gelmişsin. Ben optisyenim. Ya, veya evet. Problem değil. İşin ne olduğunun önemi yok. Yani diplomamı aldım. Ben artık optisyenim. Öyle bir şey yok. Sizin o diplomaya ne kattığınız önemli. Süper. Ben de bunu yani bir işveren olarak. Peki az önce donanımdan vesaireden bahsettiniz. Tabii ki mesleğin teknik tarafı var, olmazsa olmazları var ama aradığınız kişideki yetkinlikler diye sorsam neler olmalı? Ben şöyle düşünüyorum. Bunu hatta projelerim içerisinde de var. Ne yapmak istiyorumla ilgili, meslekle ilgili. Bir optisyenlik müessesesinde, kendi mesleğimle ilgili tabii ki buna cevap vereceğim. Bir optisyenlik müessesesinde çalışan herkesin optisyen olmasını istiyorum. Yani bu işin eğitimini almış, bilimsel eğitimini almış, teorik eğitimini almış. Aynı dili konuşabilen. Dili konuşan, ne söylediğinizi anlayan herkesin, buradaki çalışan herkesin öyle olmasını istiyorum. Ama işte orada bugün Türkiye'de 74 ya da 75 üniversitede optisyenlik programı var. Kontenjanlara baktığınız zaman yaklaşık 4000 optisyen, 4000-4500 optisyen kayıt yaptırıyor. Bunların 3500'ünün mezun olduğunu düşünelim. Hadi 2500'ün de mesleğe girdiğini düşünelim. Hepsi girmiyor. Türkiye'de bugün 7200 tane de müessese var. Türkiye'de. Her yıl 2500 mezun veren bir ortamda sizin ne kadar yetkin olmanız gerekiyor ki aradan sivrileşiniz ve sizi oradan birileri alsın. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani rakibi o zaman işte çok özel yetkinler, kişisel konuşma becerisi olabilir, ikna kabiliyeti olabilir. Bakın teknoloji şu an çok değerli. Teknoloji kullanımı olabilir. İşte dijital makineler var artık. Yani makineye camı takıyorsunuz. İnanın hani sizin resminizi yapıyor cama. Böyle harita yapıyor camı böyle. Böyle makineler var. Artık işin o kısmı eğer sağlıksal kısmıyla alakalı olarak kendinizi geliştirseniz zaten orada hata yapma ihtimaliniz ortadan kalkıyor. İşin o zaman neresi devreye giriyor? Satış kısmı devreye giriyor. Demek ki kişisel diyalogları da geliştirecek şekilde de kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. İletişim becerileri de önemli. Ben hep şunu söylüyorum. Mesela bizim okulumuzda bu işte pazarlama dersleri var, pazarlama eğitimleri var. Siz sadece oraya gidip de şu dersi geçeyim derseniz, oradan bir şey kapmazsanız kendinize de bir şey katmamış oluyorsunuz. Bir iş yerinde, bir müessesede veya bir şirkette fark etmez. Bir laf var. Satış atmazsa muhasebe bir iş yapmaz zaten. Dolayısıyla satış yoksa laboratuvarda bir anlam ifade etmiyor. Ha satış, laboratuvardaki adam işini yapmazsa o zaman da müşteri memnuniyeti, hasta memnuniyeti ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla her iki tarafta çok değerli. Birini çok iyi yaptım, ya öbüründen bana ne? Asla olmaz. İkisini de çok iyi yapanlar işte o her yıl 2500 tane yetişen, mezun olan arkadaşın içerisinden sivriliyor, çıkıyor ve değerli hale geliyor. Onun için evet. Komplike. bu videoyu, şu an sizinle yaptığımız bu sohbeti izleyecek olan arkadaşlarımız varsa sanırım gerekli mesajları almışlardır diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Ayhan Demircan, evet bir işverensiniz, öğretim görevli unvanınız var, mezunumuzsunuz ama bir de az önce bahsettiğim gibi oda başkanı seçildiniz, Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı. Tekrar tebrik ediyoruz. Kısaca buradaki çalışmalarınıza da değinelim diye düşünüyorum. Şimdi bu, şöyle söyleyeyim, bu bir yavru. Daha yeni doğmuş bir bebek gibi düşünün. 2019 yılında kanunlaşmış, geçici oda yönetici bizi seçime kadar götürdüğü ve tüm Türkiye'de 20 tane odanın olduğu, işte İstanbul odasının da 22-23 Ağustos'ta seçiminin gerçekleştiği, ilk seçimini gerçekleştirdi. Biz de ilk seçilen oda yönetimi olduk. Bu bizim için gurur verici bir şey. Burada meslektaş bize güvendi, işte sektörü bize güvendi. İstanbul'da yaklaşık 1700 tane üyemiz var hali hazırda. Trakya bölgesi de İstanbul odasına bağlı. Meslekle ilgili bir takım sıkıntılarımız var. İşte bir düzene sokmamız gereken işler var. Bunu mesleğin içerisinde olan arkadaşlarımız biliyor. Ben hep şunu söyledim. Gittiğim her üniversitede, her eğitimde, her konuştuğum arkadaşa lütfen bu mesleğe sahip çıkın. Çünkü çok güzel bir mesleğimiz var. Mezun olacak olan arkadaşlara özellikle söylüyorum. Yetkinliğiniz varsa yönetimlere aday olun. Gelin bizlerin yanında o yetkinliklerinizi ortaya koyun. Bizlere katkı sağlayın. Mesleğe katkı sağlayın. Ve bu mesleğin neresinde olmanız gerekiyorsa orasında olun diyorum. Ben hasbelkader sevdiğim bir mesleği yapıyorum. Hasbelkader meslektaşlarımız işte bizim aday olduğumuz bir yerde bizi değerlendirdi, bir yere getirdi. Ben yıllarca bu işi yapmak istemiyorum. Ben de hayatımı yaşamak istiyorum ama mesleğimi de çok sevdiğim için doğru ellerde olmasını istiyorum. Onun için arkadan gelecek olan arkadaşların lütfen bizi desteklemeleri, biz artık tamam abi artık sen kalk biz oturalım demelerini istiyorum. Onun için de bizim aramıza gelsinler. Yönetimde olmak zorunlu. Biz de gönüllü yapıyoruz bu işleri. Diğerinde yönetimde olmaya da gerek yok. Abi ben bu işlerde gelecekle ilgili planlarım var. Ben de bu işi öğrenmek istiyorum desinler, gelsinler yanımızda otursunlar. Gerekirse yönetim kurulu toplantılarımıza girsinler. Problem yok. Onlara da bu işleri öğretelim ve sahip çıksınlar. Bugüne kadar mesleğin bir deontoloji tüzüğü olmaması, belli kuralların olmaması, sahip çıkılmamasıyla alakalı. Çok güzel bir ortam yakaladık. Oda olma şansına eriştik. Artık bunun bir güç olduğunu ve bu gücün de birlikte kullanıldığı takdirde değerli olduğunu anlatarak arkadan gelen arkadaşların da bizi desteklemelerini istiyorum. Süper. Şimdi Ayhan Bey o kadar güzel anlatıyorsunuz ki az önce de bahsettiniz. Hani ben çekileyim yerimize yeni arkadaşlar falan gelsinler diyorsunuz ama şimdi ben de öyle bir algı oluştu ki yani meslek sizi bıraksa siz sanki mesleği bırakmayacak gibi. O kadar güzel şevkle anlatıyorsunuz ki yani bu sanırım kısa bir gelecek için gözükmüyor gibi geliyor bana şu anda. Hatta sizin de odasınız geldi değil mi? Biraz daha eğitimden geçersem herhalde alaylı tarafından geleceğim gibi geliyor. Peki birazcık da iş yerinizden bahsedelim mi? Bahsedelim. Galata'da 2 şubeli bir şirketiz. Kule Optik Lens ve Medikal Ürünleri Ticaret Limited şirketi. Galata Kulesi ile bizim aramızda 50 metre bir mesafe var. Birer sokak arayla dükkanlarımız var. İşte bir tanesinde ortağım Murat duruyor, bir tanesinde ben durmaya çalışıyorum ama bu oda süreci içerisinde maalesef bunu çok beceremiyorum, başaramıyorum. Yetişmiş arkadaşlarımız var, çok güvendiğimiz, birlikte yıllardır çalıştığımız arkadaşlarımız var. Onlarla beraber yürütüyoruz. Biz müşterilerimizle, bu sektörde 2 ifade vardır. Müşteri ve hasta ifadesi vardır. Bazı arkadaşlarımız müşteri diye ifade eder, bazı arkadaşlarımız hasta diye ifade eder. Bazen bizim müşterimizdir onlar, bazen hastamızdır. Refraksiyon kusuruna göre, durumuna göre bu değişir. Ben herkesin anlayacağı dilden söyleyeyim. Müşterilerimizle olan diyaloglarımızla biz onları hep aile gibi gördük. Onlar bizim ailemizin bir parçası oluyor. Şöyle bir tavsiyede bulunayım mesleğe girecek olan arkadaşlarıma. Ben mezun olayım hemen gideyim dükkan açayım asla düşünmesinler. Bir müessesede çalışsınlar, kendilerini ifade etsinler ve ne zaman ki çalıştıkları yerde gelen müşteriler o kişileri sorarak gelmeye başladıklarında, yani Ayhan Bey burada mı diye gelmeye başladıklarında artık olgunlaşmaya başladıklarını anlasınlar. Eğer o çalıştıkları müessesede Ayhan Bey nerede diye hala gelen yoksa kendi eksiklerinin olduğunu anlasınlar ve geliştirmeye çalışsınlar. Aksi takdirde bunu gerçekleştirmeden yapacakları her eylemde hata yapacaklar. O sayı çoğaldığında artık olgunlaştım ben deyip kendi güvenleriyle beraber hemen gidip dükkan açsınlar demiyorum. Ama kendilerine güvenlerin artmasına sebep olacak eylemlerden bir tanesinin bu olduğunu söylüyorum. Peki benim bir sonraki soruma kısmen cevap vermiş oldunuz aslında. Genç arkadaşlarımıza hayata dair ya da iş hayatına dair neler tavsiye edersiniz diye soracaktım ama zaten iş hayatına dair şu dakikaya kadar çok güzel tavsiyelerde de bulundunuz. Hayata dair vermek istediğiniz tavsiyeler var mıdır? Geç kalmasınlar. Bakın ben 47 yaşındayım. Hala okuyorum diyorum. Tabii bu ailenizin vermiş olduğu, zamandaki size vermiş olduğu destekle de alakalı bir şey bu. Ben çok geç başladım. Kendimi geliştirmeye, eğitmeye, eğitimsel anlamda büyütmeye, öyle söyleyeyim. Bugün tüm aileler çocuklarının gelişmesi adına her türlü desteği veriyor. Bu imkan da var ülkemizde. Ben kendilerini geliştirmeye açık olmalarını ve geç kalmamalarını önerebilirim. Bu çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayat aslında çok kısa ve bugünkü öğretiler, bugünkü öğrendikleriniz sizi yarın bir yere taşıyor. Yani ben bu öğrendiklerimi bundan 20 sene önce belki öğrenmiş olsaydım bugün hem topluma hem mesleğime daha fazla hizmet etmeye, daha fazla bende olandan verme şansına sahip olabilirdim. Geç kalmak demek şu demek değil, geç kaldım aman vazgeçeyim. Benim yaşımda olanlara da şunu söylüyorum, hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız. Mesleğin içerisinde olup ya bizden geçti demesinler. Mutlaka işin bilimsel tarafı olan optisyenliği de okusunlar. Benim bu anlamda hem öğrencilik dönemimde hem hocalık dönemimde benden büyük abilerimiz, ablalarımız oldu. Onlarla beraber çok güzel biz bu işi götürdük. Bundan sonra götürmeye devam edecek. O çekimsel kalanlara söylüyorum sadece bunu. Çekimsel kalmasınlar, imkanlarını oluştursunlar ve mutlaka bunun bilimsel tarafı olan okullu olsunlar, o diplomalarını alsınlar. Süper. Onlar daha çok değer katacaklar mesleğe. Süper, teşekkür ediyoruz. Umarım sizden sonra bayrağı devralacak olan insanlar da en az sizin kadar şevkle yaparlar bu mesleği. Çünkü gerçekten çok o kadar heyecanlı anlattınız ki sanki farklı bir dünyaymış da biz henüz onu keşfedememişiz gibi bir algı yarattınız. Böyle bazen konuşurken hani sanki hakikaten polyanlacılık yapar gibi oluyor. Bu gerçekten kalpten söylüyorum bu söylediklerimi. Ve bunu söylerken de aynı zamanda hem yaşıyorum hem yaşatıyorum. Yani beni tanıyanlar biliyor zaten. Yani verdiğiniz kadar varsınız. Ben şöyle bir cümle kullanıyorum aslında. Bunu zekat vermek gibi düşünüyorum ben. Zekat hani biliyorsunuz 40'ta 1'ini verirsiniz. Verdikçe de çoğalır. Hı. Aslında ben olanın 40'ta 1'ini veriyorum. Verdikçe de çoğalıyor. Bu arkadaş olarak çoğalıyor, dost olarak çoğalıyor. Çoğalıyor. Yani işte, yani dolayısıyla vermek lazım. Verdiğiniz kadar da büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz, öyle söyleyeyim. Süper. Ayhan Bey, bu verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Zaman ayırdınız, onun için de çok teşekkür ediyoruz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda başarı ve mutluluklar dileyelim o zaman biz size. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler diliyoruz. Çok güzel, sağ olun, hoşçakalın.